Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Geçen videoda da bahsettiğim gibi size bazı haberlerim var. Öncelikle birinci haberim, mail grubumuzu biliyorsunuz. YouTube kanalına başladığımdan beri bir mail grubu oluşturmuştum. Ve bu mail grubuna sizden gelen talepler doğrultusunda isteyen arkadaşların ekliyordum ve onlara videoları destekleyici bazı dokümanlar gönderiyordum. Ama bu sayı, mail grubuma kayıtlı olan arkadaşların sayısı neredeyse 700'ü 800'ü geçti, 1000'e yaklaştı. Hem bu kadar büyük rakamdaki bir gruba mailler göndermek, dokümanlar göndermek benim açımdan kolay olmuyordu her zaman için. Ve zaman zaman da bu doküman göndermekte, sizlerin, isteyen arkadaşların bu dokümanlara ulaşması konusunda da ufak tefek aksaklıklar oluyordu. Bunun yanında bazı arkadaşlar da haklı olarak YouTube videoların altındaki yorumlar kısmına, herkese açık bir platformda mail adresini paylaşmakta bazı çekinceleri olabiliyordu. Dolayısıyla farklı mecralardan bana mail adreslerini gönderip bu dokümanları kendileriyle paylaşmamı talep ediyorlardı. Farklı mecralardan gelen bu istekler de zaman zaman ufak tefek karışıklıklara neden oluyordu. Ve elimde de işte sayısı gittikçe artan, çığ gibi büyüyen bir mail grubunu tutmam ve toplu olarak mail göndermemde ister istemez bazı güvenlik açıkları doğuruyordu. Bu konu üzerinde bayağı bir düşündüm. Hatta sizden de biliyorsunuz 2-3 video önce yardım talep ettim. Sizden de fikirlerinizi istedim bu konuda. En güvenli çözüm olarak bu mail grubunu artık iptal etmeye karar verdim. Onun yerine bu YouTube kanalındaki videoların destekleyen dokümanlar olduğunda, sizlerle paylaşmak istediğim dokümanlar olduğunda Google Drive'da bir internet üzerinde sanal alana ben bu dokümanları yükleyeyim. Siz de herhangi bir mail grubuna vesaireye kaydolmanıza gerek olmadan direkt o Google Drive'daki dokümanlara rahatlıkla ulaşabilin. En kolay çözüm bu ve bunu yaptım. Google Drive'da artık şimdiye kadar paylaştığım tüm dokümanlar yer alıyor ve zaman zaman işte biliyorsunuz adım adım ilerliyoruz. Her yeni videoda eğer gerekiyorsa bir ek doküman o Google Drive'a bu dokümanı yüklemeye devam edeceğim. Dokümanları yüklemeye devam edeceğim. Siz de zaman zaman o Google Drive'a bakarak yeni bir doküman yüklenmiş mi kontrol ederek oradan istediğiniz, ihtiyacınız olan dokümanlara rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Bu Google Drive'ın, yani dokümanlara erişim kısa yolunu bütün videoların altında link olarak, kısa yol olarak ekledim. Yani herhangi bir videonun açıklamalar kısmında belirtilen kısa yola mouse'unuzla veya telefonunuzda parmağınızla tıkladığınızda otomatik olarak o dokümanlara ulaşabileceksiniz. En basit, en güvenli, sizin için de benim için de en rahat yöntem bu olduğu için bunu tercih ettim. İlk olarak bunun haberini vereyim. Gerçi yorumları takip eden, sadece videoları seyredip geçmeyen, yorumları da dikkatli okuyan arkadaşlar 2-3 videodur yorumlara yazdığım cevaplardan bundan haberdar olmuştur ama genele hitap edecek böyle bir bilgilendirmeyi de bu videonun girişinde yapayım istedim. İkinci olarak size haber vereceğim, müjdem diyeyim. Sadece YouTube platformuyla kısıtlı kalalım istemiyorum. Çünkü YouTube'un yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Bunun yanında 2-3 yıl sonrasında düşünerek, ilerisinde düşünerek farklı mecralarda da bir şekilde yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla arkadaşa ulaşabilmek için, sesimizin daha uzaklara ulaşabilmesi için. Bu noktada da Podcast diye bir şey var. Podcast. Pek çoğunuz biliyordur zaten. Eskiden bizim gençlik zamanımızdan benim yaşıtlarım veya büyüklerim hatırlayacaktır. Radyo yayınları çok popülerdi. Radyodan dinlerdik. Normal günlük işlerimizi yaparken o radyo bir kenarda açık olurdu ve oradaki şarkıları, türküleri, işte sohbetleri dinlerdik ve bundan da büyük keyif alırdık. Ama zamanla internetin çok hızlı bir şekilde hayatımızı kaplamasıyla beraber bu radyo dinleme alışkanlığı kaybolmaya başladı. Bu noktada podcast diye bir şey var. Uzun zamandır var aslında. Bu YouTube kanalı olduğu gibi kalacak ama o podcast platformlarından da sesimi sizlere ulaştırma imkanı bulacağım. Bunu şöyle yapacağım. O platformlar için ayrı kayıtlar oluşturmayacağım. Şimdi biliyorsunuz 59-60 video oldu kanalımızda. Bir yılı aşkın zamandır düzenli olarak videolar yayınlıyorum. Bu videoların bir kısmında herhangi bir görsel materyal kullanmadan sizinle karşılıklı sohbet ediyormuş gibi size bazı şeyler anlatıyorum. Denizcilikle ilgili bazı konularda fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum. Bu tür videolarda beni görmenize gerek yok. Önemli olan benim aktardığım bilgilere sesime ulaşabilmeniz. Dolayısıyla kanaldaki bu tür herhangi bir görsel materyal kullanmadığım veya tekne üzerinde bir şeyler göstererek hazırlamadığım videolar, yani karşılıklı sohbet havasında geçen videoların ses kayıtlarını belli dijital filtrelemelerden geçirerek, işte daha iyi hale getirerek, işte bu arka planda bir gürültü varsa onu kaldırarak, filtreleyerek, işte ses seviyelerini düzenleyerek, arada duraksadığım boşluk kısımları ses kaydının içinden çıkararak, akıcı bir şekilde ses kaydının oluşmasını sağlayarak ve fona da güzel bir gitar melodisi ekleyerek sizlerin daha keyifle ve sıkılmadan günlük işlerinizi yaparken de cep telefonunuzdan bir kulaklıkla veya MP3 çalarınızdan rahatlıkla dinleyebileceğiniz hale getirmeyi hedeflemiştim. Dolayısıyla 5 ayrı platformda hesapları oluşturdum. Buradaki hesapların ismi YouTube kanalımla aynı. Yachtmaster Murat Erensoy diye bu platformlarda yerimizi aldık. Podcast yüklemiş oldum bu şekilde platformlara. Kalan yüklemeleri de herhalde bir 2-3 gün içinde tamamlamış olurum. Bu videoda dahil olmak üzere, mesela bu videoda da herhangi bir görsel materyal kullanmayacağım. Herhangi bir tekne üzerinde bir şeyler göstererek bir anlatımım olmayacak. Dolayısıyla bu videonun da podcast'ini bu 5 platforma yükleyeceğim. Bu 5 platformun birincisi, en popüler olanı zaten Spotify. Spotify'da yerimizi aldık. Bunun yanında Google Podcast'te yerimizi aldık. Ayrı bir platform olarak Breaker var. Başka bir platform olarak RadioPublic var. 5. platform olarak da Pocket Casts var. İşte hangisi kolayınıza geliyorsa hepsindeki içerik aynı. Mesela Spotify yüklüdür. Spotify'ın uygulaması yüklüdür telefonunuzda veya bilgisayarınızda veya ona alışmışsınızdır. Oradan da dinleyebilirsiniz veya Google Podcast'te alışıksınızdır. O daha kolayınıza geliyordur. Oradan da aynı içeriğe ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bir videonun açıklamalar kısmına baktığınızda zaten eğer o videonun bir podcast'i varsa orada açıklamalar kısmında da erişim kısa yolunu rahatlıkla bulabileceksiniz. Dediğim gibi gündelik işlerinizi yaparken bu ses kayıtlarınızı cep telefonunuzdan veya arabanızın teybinden, MP3 çalarından dinleme imkanına da kavuşmuş olacaksınız. Bu podcast yayınlarından keyif alacağınızı tahmin ediyorum. Beğeneceğinizi umuyorum. Şimdiye kadar herhangi bir podcast yayını dinlemediyseniz, böyle bir alışkanlığınız yoksa da bir denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bu videoda 3. olarak size haber vermek istediğim asıl bomba şimdi geliyor. Şimdiye kadar pek çok arkadaş benden talepte bulundu. İşte haftada bir video yetmiyor. Haftada 2 videoya, 3 videoya çıkarabilir miyiz diye. Ama yoğun yaz sezonunda biliyorsunuz benim haftada bir video bile yetiştirebilmem, çekebilmem pek çok şeyden, hayatımdaki pek çok şeyden feragat etmeme neden oluyor ve beni oldukça zorluyor. Bu nedenle ikinci videoyu bırakın, o haftalık bir videoyu bile düzenli bir şekilde yayınlamak yoğun yaz sezonunda benim için sıkıntı. Ama şimdi artık yaz sezonunu bitirdik. Bu koronavirüs salgını nedeniyle de bu önümüzdeki kış sizler Türkiye'de, ben Malta'da veya Avrupa'nın, dünyanın farklı ülkelerinde bizi takip eden, beni takip eden arkadaşların da çoğu bu kışı evlerinde geçirecek. Aşı haberleri geliyor ama bu aşıların etkin bir şekilde geniş kitlelere uygulanabilmesi için de belli bir süre gerekiyor ister istemez. Dolayısıyla benim öngörüm bu kışı evlerimizde geçireceğiz. Bunu bir fırsata çevirelim. Yoğun yaz sezonunda fırsat bulamadığım haftada bir video sayısını arttırma fikrini şimdi hayata geçirelim. Bu önümüzdeki kış süresince en azından. Ama bu ikinci video direkt bir kayıt olmasın istiyorum. Bunu karşılıklı bir canlı sohbete çevirelim. Dolayısıyla ben cuma günleri gene eski tarz videolarımı yayınlamaya devam edeyim. Bunun yanında da haftanın farklı bir gününde de her hafta düzenli olarak aynı günde aynı saatte canlı yayınlar yapayım. Sizler de bu canlı yayınlara katılmak isteyeniniz olursa katılın. Karşılıklı sohbet edelim. Sorularınız olursa o soruları dilimin döndüğü, aklımın erdiğince cevaplamaya çalışayım. İlla denizcilik konusunda, tekneler konusunda, yelken konusunda da olmayabilir. Alalım çayımızı, kahvemizi, karşılıklı sohbet eder havasında, belli kalıplar içine de girmeden, ben de fazla stres, sıkıntı yapmadan, çünkü o videoları çekerken bayağı bir strese giriyorum. Ama bu canlı yayınlarda biraz daha rahat karşılıklı sohbet ediyormuş gibi bilgi alışverişinde bulunalım. Hangi gün yapalım diye düşündüm. Bana en uygunu işte haftalık videomu cuma günü yayınladıktan sonra bir 3-4 gün araya bir boşluk koyayım istedim. Ondan sonra bu canlı yayını yapalım ki bu 2-3 günlük boşlukta o videoyu mümkün olduğunca çok arkadaşımız seyreder. O haftalık videoyla ilgili de kafalarına takılan konular olduğunda işte 3-4 gün sonraki canlı yayına katılarak bana iletebilirler. Böyle bir imkana kavuşalım diye salı günleri, her hafta salı günü bu canlı yayınlara yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Saat olarak da saat Türkiye saatiyle konuşuyorum. Çünkü dünyanın pek çok ülkesinden bizi takip eden arkadaşlar var. Herkes için çok da uygun bir saat yakalamak, o yüzden ortak bir saat belirlemek o yüzden çok da kolay olmasa da Türkçe bir yayın yapıyoruz. Hepimiz Türk'üz. Dolayısıyla Türkiye'deki yerel saatle akşamları her hafta salı akşamı saat 9'da canlı yayına başlayalım. Günü ve saati aksatmamaya gayret edeceğim. Yani çok büyük bir kaza bela olmadığı sürece her hafta cuma günleri video yayınlamaya devam edeceğim. Eski düzen. Buna ek olarak da salı akşamları Türkiye saatiyle akşam saat 9'da da canlı yayın başlatacağım. Canlı yayınları herhalde bir yarım saat 45 dakika civarında tutarız. Ama bunu belirleyecek olan sizsiniz. Talep ettiğinizde biraz daha uzatabiliriz belki. Onu zaman içinde zaten oturturuz. Şimdi canlı yayın yapmak ekstra ekipmanlar gerektiriyor. İşte bilgisayardaki bazı programları kullanmak gerekiyor. İşte kameranı, sesini bu programla entegre etmek gerekiyor. Ekstra ışıklar vesaire. Biraz komplike bir iş. Umarım yüzümüzün akıyla bunu becerebiliriz. Ben dersime çalışıyorum bir haftadır. Herhalde kazasız belasız ilk yayına önümüzdeki hafta salı akşamı saat 9'da başlayacağız. Hepinizi bekliyorum o yayına. Ama şimdiden de üzerine basa basa söylüyorum. Herhangi bir canlı yayın tecrübem olmadığı için ilk kez kullanacağım pek çok ekipmanı, pek çok yazılımı, programı kullanacağım için ufak tefek aksaklıklar ilk yayınlarda olması muhtemel. olmaması için elimden gelen çabayı da göstereceğim. Umarım her şey yolunda gider. O canlı yayınların videoları da canlı yayını seyredemeyen arkadaşlar için YouTube'da zaten YouTube videosu olarak kayıtlı bir şekilde kalacak. Dolayısıyla YouTube kanalımıza girdiğinizde oradaki bir videonun canlı yayının videosu mu olup olmadığını anlamak için şu yukarıdaki logomuz canlı yayın logosu olarak o videolarda yer alacak ve videonun başlığında da büyük harflerle canlı yayın ibaresini göreceksiniz zaten. Şimdi belli bir sırayla gittiğimiz için o videolarda sıra numarası alacak. Biliyorsunuz kanaldaki her yayınladığım videonun başlığına bir numara veriyoruz ve videoları o numara sırasına göre izlemenizi sürekli tavsiye ediyorum. Bu canlı yayınların da başlıklarına bu sıra numarasını devam ettireceğim. Hani baştan konuştuğumuz bir hedefimiz vardı ya, 200 video çekmek, 200 videoluk bir eğitim, bir temel set oluşturmak. Bu canlı yayın videolarını o 200 videoluk seti azaltacakmış gibi düşünmeyin. Mesela o 200 videoluk seti tamamlayana kadar 40 tane mi canlı yayın yaptık? Video sayısı 240 olur. Yani onun ucu açık. O 200 video diye de kendinizi kısıtlamayın. Acaba o 200 videonun içinden mi bu canlı yayınlar yiyecek diye de kaygılanmanıza gerek yok. O cuma günü yayınladığım, düzenli olarak yayınlamaya da devam edeceğim videoların sayısı olacak o 200 video. Bu canlı yayınlarda ekstradan şimdilik kış sezonu için, bu koronavirüs salgını döneminde bu kış sezonu için planladım. Bir ekstra sizinle sohbet etme aracı olacak bizim için. Önümüzdeki yaz bunu devam ettirebilir miyiz yaz sezonu başladığında? Ona o zaman karar verelim ama bu kış süresince her hafta salı günü canlı yayınlarımıza bekliyorum. Dolayısıyla bu videoda 3 tane yenilikten bahsetmiş oldum. Bir, mail grubunu artık kaldırdık. Onun yerine Google Drive'ı kullanıyoruz. Ulaşabileceğiniz kısa yolları bütün videoların altında açıklamalar kısmında mevcut. İkincisi, podcastlere, yani sesli yayınlar. Beni görmenize gerek olmayan videoların ses kayıtlarını da 5 ayrı platforma yüklüyorum. Podcastlere başladık. Üçüncüsü de her hafta salı akşamı Türkiye saatiyle saat 9'da canlı yayın yapacağız. Bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.